Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda konumuz beslenmekle ilgili olacak. Çünkü diyetisyen bir konuğumuz var. Biliyorsunuz inanılmaz bir süreç yaşıyoruz ve bu süreçle ilgili bütün sağlık çalışanlarının neredeyse söylediği en önemli iki şeylerden biri. Biri beslenmemize dikkat edeceğiz. Birisi de hareketsiz kalmayacağız. Egzersiz yapacağız. Su içmeyi zaten söylemek istemiyorum artık. Suyu bol bol içmemiz lazım. Banu Samur konuğumuz. Kendisine merhaba deyip hemen programımıza başlayalım. Merhaba, hoş geldiniz Banu Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi İyiyim, misiniz? teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi beslenme ve diyetisyenlikle ilgili sohbetimize başlayacağız ama ondan önce Banu Samur kimdir? Sizi birazcık tanıyalım. Evet. Acıbadem Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünden mezun oldum. Bölümümü tamamlayana kadar Acıbadem Sağlık Grubu hastanelerinde staj imkanına sahip oldum. Aynı zamanda bu süreç içinde birçok eğitim ve seminere katıldım kendimi geliştirmek adına. Ve daha fazla insanın yaşamına dokunmak için hala da bir sürü çalışma yapmaktayım. Harika. Şu anda Ulus'ta Eat Clean Beslenme ve Diyet Danışmanlığında danışanlarıma hizmet vermekteyim. Aynı zamanda sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanıyorum. Oradan tarifler, bilgilendirme, aynı zamanda online diyet hizmeti vermekteyim. Harika. Bu Çok önemli şekilde. bir süreçti. Zaten çok korkuyor insanlar Evet, aynen bir öyle. yerlere gitmeye. Online yapılan çalışmalar çok arttı. Peki bu süreç nasıl başlıyor? Yani danışan sizi bulduktan sonra nasıl Evet. devam ediyor? Şimdi şöyle, öncelikli olarak ben bir anamnez formu doldurtuyorum. Bu anamnez formu nedir? Yani işte bireyin kronik bir rahatsızlığı var mı, kullandığı ilaç var mı, sabah kaçta kalkar, kahvaltısında neler tüketir, öğle yemeğinde neler yer, akşam yemeğinde neler yer. Bu tip bizim için önemli olabilecek listesini hazırlarken tüm soruları başta anamnez formu eşliğinde biz danışana soruyoruz. Bize verdiği cevaplar ışığında biz onun için özel bir diyet planlaması yapıyoruz. Bu diyet planlamasında bizim için önemli olan katı diyet listelerinden çok onun bu listeyi tamamen hayat biçimi haline getirebilmesi ve bunu zevkli hale getirip yapabilmesi önemli bizim için bu etapta. Ve 7/24 iletişim halinde kalıyoruz. Benimle danışanlarım öğün fotoğraflarını paylaşıyorlar. Ben de porsiyonlamalara dikkat ediyorlar mı? Her şey olması gerektiği gibi mi? Ya da akıllarına takılan her şeyi bana danışarak çözüm bulabiliyorlar. Aynı zamanda insanız. Arada kaçamaklar yapabiliyoruz. Öğün atlayabiliyoruz. Tabii bu etapta da iletişim çok önemli bizim için. Yani danışanın kaçamak yaptıktan sonra benimle iletişim halinde olması, bizim hemen onu toparlayabilmemiz önemli. Bunlara da dikkat ediyoruz tabii ki ama benim için en önemli şey iletişimin üst seviyede olması. Peki yapılan diyetlerde en büyük hatalar nelerdir? Şimdi şöyle, birçoğumuz hayatımızın bir döneminde mutlaka diyet yapmışızdır. Çabucak hızlı kilo vermek için kulaktan dolma duyduğumuz bilgilerle bu diyetleri uygulamışızdır. Belki kilo vermiş olabiliriz ama mutlaka ki bu hızlı bir şekilde verdiğimiz, yani yanlış diyetle verdiğimiz kiloları daha sonra hızlı bir şekilde geri almışızdır. Çoğu zaman hızlı kilo verme isteğiyle yanlış diyetler uygulanabiliyor. Özellikle işte 3 günde 5 kilo, bir haftada 10 kilo gibi diyetlerden bahsediyorum. Maalesef ki 3 günde 5 kilo ya da bir haftada 10 kilo gibi diyet mümkün değil. Önemli olan bizim için sağlıklı beslenmeyle sürdürülebilir bir yaşam sağlamak bu anlamda. Popüler diyetleri uygulamak yerine kişiye özgü bir diyet planlaması, bir uzman eşliğinde, yani tamamen ona özel hazırlanmış bir diyet planlaması hem sağlığımız açısından hem de sağlıklı kilo verimimiz açısından daha faydalı olduğunu düşünüyorum. En sık yapılan hatalara gelince başlıca bunda ilk olarak yanlış sebeple diyete başlamak. Yani yanlış sebeple diyete başlamak derken şunu kastediyoruz. Çevremizden aldığımız baskılarla, işte çevremizdekilerin bizi yargılaması, bizimle alakalı kötü yorumlar yapması, yani tamamen çevremizin baskısı altında kalarak diyete başlamayı kendimize hedef belirlersek. Çok daha iyi olur Aynen diyorsunuz değil öyle. mi? Evet. İkinci olarak gerçekçi olmayan hedefler yapılan büyük hatalardan ikincisi. Bunda da yani kendimize şimdi şöyle, zaten sağlıklı kilo verimi haftalık 500 gramla 1 kilogram arasındadır. Biz de bu bandajı sağladığımız zaman, ki bu da insanın metabolizma hızına göre değişir. Yani bir birey bir haftada 1 kilo verebiliyorken diğer bireyin metabolizması yavaşsa 500 gramla bunu sınırlandırabilir. Bu dediğim gibi hem diyet bireye özeldir, aynı şekilde metabolizma hızına göre de değişir. Üçüncü olarak yanlış diyet seçimi çok önemli. Yani burada yine aynı şekilde birey
bireye özgü bir diyet planlamasının önemi burada açığa çıkıyor. Çünkü yanlış bir diyet zaten hem sağlığımız açısından bizim için bir problem yaratır, hem de istediğimiz hedefe ulaşamayız. Bu anlamda. Aynen öyle. Belki de çok daha fazla kilo alımına da sebep kesinlikle olabilir, değil mi? Aynen öyle. Yani bir de yapılan mesela diğer hatalardan biri uzun süreli açlık ve öğün atlama. Yani bireyler zannediyorlar ki aç kalırlarsa ya da günde bir öğün beslenirlerse, iki öğün beslenirlerse zayıflayacaklarını düşünüyorlar. Ha evet, belki o kilo verimini yakalarlar ama bu kastan kayıp olur ve daha sonrasında hızlı bir alım olarak tekrardan bize dönmüş olur. Böyle bir şey de maalesef ki istemiyoruz. Evet. Yetersiz karbonhidrat tüketimi. Şimdi bundan ben özellikle danışanlarıma soruyorum. Bana ilk geldiklerinde daha önce bir diyet girişimleri oldu mu? Neler yaptılar ya da şu andaki beslenme şemaları nasıl? Bana diyorlar ki ben ekmeği kestim, işte makarnayı çıkarttım, pirinci çıkarttım, kilo verdim. Kilo verdi ama o kiloyu nereden verdi? Kastan mı verdi, yağdan mı verdi? Yani bu önemli bizim için. Ama genelde bu tip diyet yapan bireylerde maalesef ki bu kayıp kastan oluyor. Ya da verdiği kiloyu daha sonra tekrardan çok hızlı bir şekilde geri alıyor. Bunu da istemiyoruz. Çünkü vücudun karbonhidrata da, proteine de, yağa da ihtiyacı var. Önemli olan bizim için gereken miktarda karbonhidratı, proteini, yağı tüketmek. Yani hayatımızdan hiçbir şekilde karbonhidratları çıkartmıyoruz. Karbonhidratlara da ihtiyacımız var bu anlamda. En azından kafamıza göre çıkarmıyoruz. Bilgilere danışıyoruz, değil mi? Kesinlikle. Peki, kaç öğün yemek lazım günde? Dediğinizde evet. Bir öğün yedikleri zaman zayıflayacaklarını zannediyorlar ya da başka kastan veriyorlar o kiloları. Kaç öğün yemek lazım? Nedir sağlıklısı? Şimdi şöyle, ara öğün diye bir çok konuşulan bir öğünler var. Evet, özellikle bu ara ara öğün şart mı? Veya danışanlar genellikle bu soruyu bize yöneltiler. Ya ara öğün yapmasam olur mu? Ara öğün yapmak şart mı? Şimdi diyet bireye özel olduğu gibi aslında ara öğün de bireye özeldir. Yani herkesin ara öğünü kendine özeldir aslında. Bu anlamda biz şuna bakarız. Bireyin kronik rahatsızlığı olup olmadığına, yaşam şekline, yaşına, boyuna, kilosuna, yani yine böyle spesifik özelliklerine göre biz ara öğünü. Bunlardan en önemlisi işte kronik rahatsızlık mesela. Eğer bir diyabet hastasıysa evet, ara öğün yapmak onun için şarttır, kan şekerini kontrol altında tutabilmek için. Aynı zamanda ara öğün yapmanın diğer faydalarından biri, diğer öğüne daha tok başlayabiliyoruz ya da aralarda yediğimiz abur cuburlar yerine daha sağlıklı atıştırmalıklar tüketmemiz iyi oluyor bu anlamda. Bu yüzden ben zaten 3 ana öğünü, aynı zamanda 3 de ara öğünü öneriyorum danışanlarımıza. Evet. Bir de her ülkenin, aslında her kültürün farklıdır ama tabak boyutu, göz evet, doyması diye bir şey vardır. İşte Uzak Doğu'da daha küçük olur, daha çok porsiyon olur masada. Ama bizde böyle bütün tabaklar hatta tepsi halinde ortaya konur. Evet, biz eski o kültürümüzde yönde biraz bonkör bir millet olduğumuz bonkör bir için milletiz. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi şöyle, bizim zaten sağlıklı tabak modelimiz var. Bu sağlıklı tabak modeli nasıldır? Tabağımızın yarısı sebze ve meyvelerden oluşmakta, diğer yarısı protein, tam tahıllar ve süt ürünlerinden oluşmakta. Öncelikli olarak zaten diyet yapan veya yapmayan tüm bireyler için sağlıklı beslenme için bu tabak modeli önemli bizim için. Diğer türlü delboy yanılsaması diye bir durum söz konusu. Buna da açıklık getirecek olursak, burada tabak boyutu neden önemlidir? Şimdi biz aynı besin miktarını tüketeceğiz ama birinde büyük bir tabağımız var, birinde küçük bir tabağımız var. Bizim milletimiz sofraya oturduğunda öncelikli olarak göz doygunluğu istiyor. Yani önce gözümüz doyuyor ki sonra karnımız doysun. O şekilde başlıyoruz biz yemeğe. Ama daha büyük bir tabakta, yani yiyeceğimiz miktar daha az olduğunda o tabak gözümüze boş geliyor. Ama aynı yediğimiz miktarı daha küçük bir tabağa koyduğumuzda aslında tabak dolu dolu geldiği için gözümüze bizi daha çok tatmin ediyor. Bu yüzden tabak boyutu bu anlamda önemli. Yani tabak boyutlarımızı küçültmek, özellikle küçük tabakları tercih etmek benim hem tavsiye ettiğim hem de önerdiğim bir husus. Evet, gerçekten çok değerli bilgiler. Evet. Bu en özellikle tabak konusu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Daha önce çok kesinlikle konuşmamıştık programlarımızda. Herkesin dikkat etmesi lazım. Ayrıca dediğiniz gibi
de sadece zayıflamak için değil, beslenme düzenini kazanmak kesinlikle için de çok öyle. Önemli yani diyet sağlıklı sen. Beslenme için bu çok önemli. Evet. Yani sadece diyet mantığı değil. Hani ben toplumumuzun diyet mantığından çıkmasını istiyorum. Tamamen sağlıklı beslenme. Yani aynı şekilde egzersiz de çok önemli bu etapta ki beslenme ve egzersiz bir bütün zaten. Evet. Yani biz sadece diyetle evet o kilo kaybını sağlayabiliriz ama vücut egzersiz yapmayınca yani böyle bir alışkanlık edinmeyince biz bunu egzersizle desteklemediğimiz zaman aynı şekilde kas kaybı yaşamaya devam ederiz. Biz de bunu istemediğimiz için hem sağlıklı beslenelim diyoruz, hem diyet yapalım ihtiyacımız varsa diyoruz, hem de egzersizi mutlaka eksik etmiyoruz. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim her dolayı. Şey için. Beni davet ettiğiniz için buraya. Sağ çok olun. Mutlu ettiniz. Biz de Tekrardan sizi teşekkür görünce ederim. daha mutlu olduk. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili vizyon izleyicileri, gerçekten beslenme çok önemli. Ama sadece diyetisyenlere de zayıflamak için başvurmayın. Belki bir rahatsızlığınız var. Beslenme düzeninizin değişmesi lazım. Onun için de kesinlikle müracaat etmeniz gerekiyor. Ve internetten bulduğunuz İşte o diyeti, bu diyeti, şu diyeti diye diyetleri uyguluyorsunuz. Sonra sağlığınız bozulabilir veya daha aşırı kilo alabilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin. Sağlıkla kalın.